Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya PUBG performans testi yapıyoruz. Dostlarım şimdi bu telefonun şu anda 128 GB'lık versiyonu internette 2400 liraya satılıyor. O civarlara satılıyor. İşte 64 GB'ını da neredeyse 2000-2100 liralara bulabiliyorsunuz bu dolar kuruyla. Şimdi işlemci bazında baktığımız zaman MediaTek Helio G90T işlemcisi bulunuyor. Performans açısından Mi 9 Sen'in Snapdragon 730 işlemcisinden daha performanslı bir işlemci. Ancak şunu da not olarak geçeyim, performans olarak daha üstün olabilir, ancak güç tüketim ve ısınma konusunda Snapdragon işlemcilere göre biraz daha kötü bir konumda. Tabii ki de performans açısından bunu söylemiyorum. Sadece ısınma ve pil konusunda biraz daha geride duran bir işlemci. İşlemcimizin frekansı 2.5 GHz ve 8 çekirdek bir işlemci. 64 bit mimariye sahip. Grafik belleği anlamında Mali G76 MG4 grafik belleğini kullanıyor. Yani baktığınız zaman cihazın donanımı gerçekten güçlü. Mi 9S ile kıyaslamak gerekirse İşlemci bazından da grafik belleği anlamından da Mi 9S'den biraz daha üstün. Son olarak da cihazda 6 GB RAM bulunuyor. RAM tipi olarak da LPDDR4X RAM'ler kullanılıyor. 2133 MHz frekansına sahip. Dilerseniz artık geçebiliriz. Şimdi dilerseniz PUBG Mobile'i kaç saniyede açıyor, kaç saniyede başlatıyor buna bakalım. Elimde Mi 9S var ve bununla kronometreyi başlatacağım aynı anda. Dilerseniz başlayabiliriz. Evet, açılma hızına baktığımız zaman neredeyse 40 saniyede açılıyor. Şunu durduralım. Tabii ki bu internet hızınıza bağlı olarak da değişiyor. İnternet hızınız ne kadar iyiyse oyunu o kadar hızlı başlatıyor. Bunu da not olarak geçelim. Şimdi madem telefon şu an elimizde, telefonun sahibi de yanımda, Jindar Selim arkadaşım şehir dışından geldi ve ilk fırsatta telefonun inceleme videosunu vesaire çek. Kanka sen bu telefonu biraz da oyuna odaklı aldın. Bu telefon seni PUBG Mobile'da gerek batarya olarak, gerek ısınma olarak, gerek de performans olarak, işte grafiktir, akıcılıktır, tatmin ediyor mu? Yani ben 5 aylık kullanımım oldu. Hani aldığımdan beridir de zaten telefonu aldığım ilk gün PUBG'yi indirmiştim. PUBG'yi zaten ilk çıktığından beri oynuyorum. Biraz da telefonu değiştirme sebebim, hani eski kullandığım telefon kasıyordu. Bu telefonda da zaten grafikleri şu an görüyorsunuz. Gayet tatmin edici. Hani takılma yok bazen. Ben biraz daha pil tüketimi açısından HDR'lerde oynamayı tercih ediyorum ama HDR'da da oynayabiliyorsunuz. O desteği size sunuyor ama... Dostlar şimdi görüyorsunuz, HDR ayarları alabiliyoruz. Ek olarak HDR ayarları da aşırı yüksek FPS'e de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu bir kenara bırakalım, Mi 9S'ye gelelim. Çünkü maalesef ki Mi 9S'de böyle bir durum olmuyor. Yani böyle bir ayar seçeneğiniz bulunmuyor. Şimdi dostlarım oyun açıldı. Bakın mesela Mi 9S'de grafikler bölümüne girdiğiniz zaman bir kere HDR'ı ayarlayamıyorsunuz. Bu özellik yakında cihazınızda kullanılabilir olacak diyor. HDR'ı ayarlayamıyorsunuz. Ek olarak HD grafik ayarını aşamıyorsunuz. Kare hızınız da aşırı yükseğe gelmiyor. Yani Redmi Note 8 Pro'da olduğu gibi aşırı yüksek seçeneği bulunmuyor. HD yüksek oluyor maksimum. Akıcıda da aşırı yüksek FPS seçebiliyorsunuz ancak görüntü kalitesi kötü oluyor. HD'de dediğim gibi bu seçenekler kalıyor. Ancak Redmi Note 8 Pro'ya baktığımız zaman HDR ayarlarda aşırı yüksek kare hızında oynama şansını sizlere sunuyor. Bence bu Mi 9S karşısında çok ciddi bir avantaj. Yani böyle olduğunu bilmiyordum. Şahsen HDR ayarlarda aşırı yüksek oynatması beni ciddi anlamda çok şaşırttı. Bir de akıcıda kaça alıyor. Akıcıyı aldığınız zaman da aşırı yüksek değil, aşırı FPS, yani 60 FPS alabiliyorsunuz. Şimdi en yüksek ayarlara cihazı alalım. HDR ve aşırı yüksek ayarlara da bir oynamayı deneyelim. Rankımı göster. Rankım şu an elmas bir taça az kaldı. Hani bu ligde bot gelme ihtimali düşük, bayağı yani düşük. Yani şey yorumu yapmayın kardeşim, senin cihazın çöp, işte düşük hesapla giriyorsun ona rağmen kasıyor falan demeyin. Hesap güçlü. Daha fazla kostüm yükleyecek, daha fazla desen yükleyecek, daha fazla oyuncu yükleyecek bot yerine. Bu yüzden diğer karşılaşma videolarımda, diğer PUBG Mobile testi videolarıma göre biraz daha ağır bir test olacak. Hesabımda şu an telefonumda zaten hem kaynak paketi var hem de heyecanlı kaynak paketi var. Bunları yüklediğinizde kullandığınız kıyafetler, araç desenleri, silah desenleri gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Yani iki paket yaklaşık 1.5 GB'a denk geliyor. Hani yani ciddi bir rakam. Zaten evet. Oyunun şu anda çıplak boyutu 1.5 GB. Dostlarım HDR ayarlarda ve aşırı yüksek FPS'teyiz. Yani şu anda jiroskop da açık. Ek olarak şunu da söyleyeyim. Cihazda jiroskop desteği bulunuyor. Tabii ki günümüzdeki çoğu cihazda, hani 3000 liraya olan cihazda bile bazen jiroskop olmayabiliyor. Böyle bir cihazda jiroskop olması da yine güzel bir şey.
bu oyuncuların sevdiği ufak detaylar. Dostlarım Game Turbo özelliği var. Zaten tüm Xiaomi'lerden alışığız. FPS'inizi görebiliyorsunuz. CPU'yu ne kadar kullandığını görebiliyorsunuz. Ek olarak işte turbo falan yapabiliyorsunuz. Belleği temizliyor. Oyun şu anda bu şekilde. Ayarları son bir kez gösterip telefonu Jindar'a teslim edeceğim. O 3 parmak bir şekilde oyunu oynayacak. Bakalım cihaz nasıl bir performans sergileyecek. HDR aşırı yüksek ayarlarda oynayacak. Sizlerle birlikte Nova'ya inelim isterseniz. Hani şu an kulaklık da yok. Kötü oynarsam da şey olmaz. Bizi Araplar karşılıyor direkt globalden. Sesi kapatayım isterseniz. Şöyle. Oyunu oynarken ben jiroskop destekli oynuyorum bu arada. Şu an pek rahat oynadığım söylenemez tripoddan dolayı. Şu anda oyunun grafiklerinden bahsetmek istiyorum. IPS LCD bir ekran bulunuyor ancak ekran kalitesi oyun için son derece yeterli. PPI yoğunluğu gayet iyi, 1080p ekranı bulunuyor. Parlaklık vesaire ev içerisinde iyi ancak dışarıda kullandığınız zaman bu ekran sizi biraz yarı yolda bırakabilir. Parlaklık seviyesi çok iyi değil. Şu an internetten dolayı çok ufak bir takılma var. Ya şu an şunu söyleyelim, burası çok kalabalık. HDR grafik ayarlarındayız ve hiçbir şekilde ben şu ana kadar ufak bir FPS strobe'leri görmedim. Gayet şu ana kadar iyi performanslı bir şekilde ilerliyor cihaz. Yani cidden kötü oynarsam kusura bakmayın. Şu an oynadığım alan pek müsait bir alan değil zaten. Peki şu an telefonun akıcılığı, ısınması ne durumda sence? Şu an hani biz zaten video için telefonu bayağıdır kullanıyoruz. Açık, parlaklık olsun, o tarz şeyler olsun. Şu an telefonun rahatsız edici bir şey yok. Şu an telefonun rahatsız edici bir sıcaklığı yok bana göre. Sadece eli ufak bir derecede terletiyor yani. Ah. Umarım ölmeyiz. Yani yeleğimizi bayağı bir hasar verdi zaten. Neden öldüm biliyor musun? 4x'i otomatik takmış. Oyun bu şekilde, elimizden geldiğince sizlere anlatmaya sunmaya çalıştık. Şimdi biraz kullanıcı şeyler önüne. Görüntü kalitesi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. HDR grafiklerde akıcı bir şekilde oyunu oynattı. Isınma konusunda bilgi var. Şu an elinde durumda. Ben de biraz hatta şey yapayım. Ben aktif bir Mi 9T kullanıcısıyım. Şunu söyleyebilirim ki kamera çerçevesinde hissedilir derecede biraz rahatsız edici bir seviyede ısınma var Mi 9T'ye göre. Ancak bunun sebebi de MediaTek işlemcisi. MediaTek işlemler genelde zaten ısınan işlemcilerdir. Bunu kullananlar bilir. Yani HDR grafiklere rağmen, akıcı FPS'e rağmen bu ısınması bence ideal. Çünkü cihazı zorlayacak seviyedeydi. Ben şu an ideal buluyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Görüntü kalitesi iyiydi. Pil performansından da biraz bahsedelim. Pilimiz yanılmıyorsam 25 falandı, 24'tü. Parlaklık seviyemiz şu anda bu seviyede. Sesimiz açıktı. Ve mobil veri, wifi bunlar karışık yani biraz wifi ile oynadık, biraz mobil ile oynadık. 24'ten 25'ten 18'e geriledi.
Yani çok iyi değil, çok da kötü değil. Ancak dediğim gibi biraz da zorladık. Zorladığınız zaman, grafikleri yükselttiğiniz zaman bu değerler normal. Videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Telefonun performansını bu şekilde değerlendirebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.